Oh, ah. Dolmabit YouTube kanalından herkese merhabalar ben Güney Esen Türk bir yayında daha sizlerin karşısındayım sevgili dostlar biliyorsunuz ki sabah yayınlarını e, aksatmadan atmaya çalışıyorum bazen yürürken bazen bu şekilde de atmaya çalışacağım sevgili dostlar elimden geldiğince sizlerle birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz veya futbolda olup biteni sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlar. Bugünkü konumuz tabii ki de özellikle Kerem ve Morutsan üzerinden olacak. Hem Kereme hem de Morutsan'a teklifler olduğu konuşuluyor sevgili dostlar. Morutsan'a İngiltereden iki kulübün izlediğini, Kerem'in de Fransa'dan birkaç tane talebinin özellikle Marsilya'nın bir teklif yapacağı konuşuluyor. Birkaç tane daha takım olduğu konuşuluyor. Bunları değerlendireceğiz. Galatasaray transferde hangi hamleler yapacak Ocak'ta bunu değerlendireceğiz birlikte. Tabi sizlerin yorumları benim için çok önemli. Aşağıya yorum yazarsanız birlikte değerlendiririz. Bu yayınlardaki özellikle canlı olmayan yayınlardaki yorumları mutlaka elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Yeter ki eleştiri de yapabilirsiniz. Yeter ki bu eleştiriler düzeyli olsun. Düzeyli eleştiriye de varız. Soru cevap şeklinde de aşağıda yorumlarla birlikte gideriz. Tabii ki de sizlerden küçük bir istirhamım da var. Bu da güzel bir like bırakmanız benim için çok önemli. Şimdi konuya dönecek olursak özel Kerem'den başlayalım. Kerem geçen yıl Galatasaray'a geldiğinde çok çabuk formayı alamamıştı. Fatih Hoca ona çok çabuk formayı vermemişti. Kolay almadı formayı kolay bırakacak mı? Bu sezon biraz çalkantılı. Hem Marco ile yaşadığı problem, sorun saha içerisinde onu biraz mental olarak geriye götürmüş olsa da performans olarak da yavaş yavaş geriye gittiğini görebiliyoruz ki bazı taraftarlarımız da Kerem'in artık yavaş yavaş 7'ye doğru gitmesini ve yerine barışı görmek istediğini biz yayınlarda zaten sürekli görüyoruz yorumlarda ve bunları da sizler için yorumluyoruz. Ben her defasında şunu söyledim Kerem için. ya yani Kerem bence yetenekli bir futbolcu. Mental olarak da biraz kendini geliştirirse bu dönemde ve en önemlisi oyun zekası olarak. Bence oyun zekası biraz diğer futbolculara göre, genç futbolculara göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece çok top kaybı yapıyor, çok fazla toplu oynuyor. Bu sebepten dolayı da taraftarın gözünde yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu benim kanaatim. Yani çok fazla toplu oynamayı seven bir futbolcu. Bu toplu oynarken de maalesef çok top kaybı yapıyor. Bu da Galatasaray taraftarını Amiya tabiriyle Çile'den çıkartıyor sevgili dostlar. Ee, tabii şöyle bakmamız lazım bu olaya. Kerem kolay kazanılmadı. Çok çabuk kaybediyoruz. Yani çok çabuk tüketiyoruz sporcuları. Aa Kerem kötü İşte Barış oynasın. E kardeşim Barış gelecek bu sefer. Barış birkaç maçta kötü performans sergilese. Ya kardeşim işte Barış oynamasın şu oynasın. Yani bu nereye kadar gidecek? Bizim futbolculara sabrımız çok kısıtlı. Çok kısıtlı. Ama Kerem'e biraz daha sabretmemiz gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bizim için önemli futbolcu olacak Kerem. Ben oyun zekasına Kerem'in güveniyorum. Sadece topla oynamasında biraz problem olduğunu düşünüyorum. Çok fazla topla oynuyor. Bu sebepten dolayı da çok top kaybediyor. Dikine gidebilen bir futbolcu aslında. Özellikle sağ kanatta olduğu zaman Kerem biraz sola çekiyor. Sol içe doğru gidiyor. Sol kanatta oynadığı zaman sağ içe doğru giderken biraz problemleri olduğunu söyleyelim. Biraz da sağ kanatta başarılı olduğunu da kendi açımdan söyleyeyim. Sağ kanatta daha başarılı Kerem. Ama iki kanadı da oynayabiliyor. Sonuç itibariyle yakın dönemde de bir problem yaşadı Kerem. Biraz sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum Kerem'de. Biraz daha zaman tanımamız gerekir. Bu transfer teklifine gelecek olursak mutlaka izleyen takımlar vardır. Çünkü Kerem hem UEFA'da hem de Şampiyonlar Ligi elemesinde oynadığında fena futbol oynamadı. Yani Galatasaray için iyi futbol oynadı yani e, baktığımız zaman. E, bu da kulüplerin dikkatini çekmiş olabilir. Ha, 10 milyon euroluk teklif gelmiş midir? Bence bir resmi teklif yok. Araştırdığım kadarıyla da şuraya kulübe ulaşan da bir resmi teklif yok. Bu dönemlerde resmi teklif olur mu? Bence resmi teklif de olmaz ama mutlaka bu dönemde izlemeler, bu dönemde bir ilgi olabilir. Çünkü futbolcular bu dönemde izleniyor sevgili dostlar. Galatasaray'da bu dönemde e, yapacağı hamleleri bu dönemde izleyip Ocak ayına yetiştirmeye çalışıyor. Hatta e, ilgi olan oyuncular var. Ejuke gibi. Bu Eyüp abi de söyledi. Biliyorsunuz Ejuke gündemde e, kanat oyuncusu. Bu konuya sonra gireriz. Biz Kerem ve Morutsan'da kalalım. Yani Kerem'in bence şu anda gideceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da kalacaktır ve kaldığı takdir kaldığı dönemde de ben Kerem'den iyi performans bekliyorum ya. En son karşılaşmamızda oyuna girdiğinde yani açıkçası Rize karşılaşmasında iyi de oynadı. Bir de asist yaptı. Yani Kerem'in potansiyeli belli. morut sana geçelim. Kerem Kerem'e şu eklemeyi de yapayım. Kerem'in potansiyeli belli ve yukarı doğru çıkacağına inanıyorum biraz daha fazla destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Marka o olayı onu mente olarak biraz biraz aşağıya çekti biraz destekle yine eski Kerem'i geçen yılki Kerem'i hatırlayalım. O Kerem'e doğru gideceğimizi de düşünüyorum. Morutsan'a geçelim. Morutsan tabi Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın özellikle çok istediği futbolcuların başında geliyordu. Ocak ayında bir ilgi vardı. Bunu defalarca kez söyledik. 15 milyon euro'lardan açılan e, bonservis pazarı 3,5 milyon euro'ya kadar bitti. Ve Morutsan Galatasaray'a geldi. E, şimdi iki İngiliz kulübün de Morutsan'ı e, izlediği takip ettiği basından biz takip ediyoruz. Ee, tabii araştırmalarımızda bu konu üzerinde yapıyoruz mutlaka, ee, ama ulaşabildiğim şu ana açık ve net e, olmak üzere bir bilgi yok. Ama Murut sana olur mu? Bu konu hakkında birkaç yorumum olabilir tabii ki de. Murut san korusunda şunu söyleyelim: yetenekli bir futbolcu ama henüz e, hem Galatasaray'ın istediği seviyede değil, e, biraz daha yukarıya çıkması gerekiyor performansının. Ee, yine Morutsan'da aynı şekilde çok fazla toplu oynamasını seven, içe, içe kat etmeyi seven ve dribbling yapmayı seven bir futbolcu. Ee, normal şartlarda eski kulübünde oynadığı zaman uzaktan şut denemeyi çok da seven bir futbolcu olduğunu görüyoruz ama Galatasaray'a geldiğinden beri bu uzaktan şut atma e, olayını görmedik Morutsan'da. Umarım onda da görürüz. Yani uzaktan biraz şut atar. E, çünkü orada yeteneklerini bir hayli gösteriyordu. Uzaktan birkaç tane de golü var. Umarım uzaktan şu denemeye devam eder Galatasaray'da. Bunu söyleyelim. E, dripling yapabiliyor. E, bileklerine çok hakim. Ve hızlı süratli bir futbolcu aslında. Ama sadece şunu söyleyelim. Süratli topla giderken süratinin biraz düştüğünü gördüm. Yani topsuz biraz daha süratli ama topla birlikte süratinin biraz daha düştüğünü e, gördüm. Mesela Onyekuru'da Topla da topsuz da aynı süratı görebiliyorduk ama Morutsan da bunu göremiyoruz. Yani topla birlikte biraz daha süratü düşüyor. Ama e, topa çok küçük dokunuşlarla hakimiyetini kaybetmiyor. Bu çok önemlidir futbolcuda. Yani çok fazla ayağından topu açmıyor. Hep topu e, hakimiyetinde tutmaya çalışıyor. Yine çok fazla top kaybı yapan bir futbolcu Morutsan Kerem gibi. Benim görüşüm bu. E, zaten Fatih Hoca'nın ilk yarılarda çıkartmasının sebebi de çok fazla top kaybının olması. Murutsa'nın potansiyeli gerçekten çok fazla. Yani Galatasaray seviyesini seviyesinde olacak bir futbolcu. Ama hala tam istenilen performansta potansiyelde olmadığını söyleyelim. O yüzden hani önümüzdeki sezon bir İngiltere Premier Ligi veya farklı bir lige transfer yapar mı? Bence yapmaz. Ama izleniyordur kolay değil bu transferler Bir yıl iki yıl izlenir 3. yıl 3. yıl transferi konuşulur İzlenmesi gayet normal Galatasaray'da oynuyorsanız zaten göz önündesinizdir bu sebepten dolayı hem Kerem hem Murutsan hem Victor Nijsson da aynı şekilde onun da İtalyan kulüpleri tarafından izlendiği konuşuluyor yine basından takip ediyorum hem İtalyan basından hem Türk basınından bu tip haberler çıkacaktır. Ama bu tip haberler e, ileri gider mi? Bence şu an için erken. Çok erken konuşuyoruz. E, Galatasaray transferlerde şu anda listeler belirleniyor. Galatasaray'ın en çok istediği futbolcuların başında Ejuke geliyor. Yine e, Jonas Wind e, Galatasaray'ın gündeminde. Santrafor. Daha önce birçok kez e, yorumladığımız Jonas Wind de Galatasaray'ın gündeminde. Ama Yonans ee, Vint'le mesela o konuya da değineyim küçük küçük bir şekilde Yonans ee, Vint'in gelebilmesi için Mustafa Muhammed veya Cagney'nin gidebilmesi lazım Yani iki tane oyuncudan bir tanesi giderse o zaman Yonas Vint hamlesi görebiliriz Ocak ayında Galatasaray'da Ama şu an çok mümkün gözükmüyor açıkçası Mustafa Muhammed'in de bugün e, ben e, özür dilerim dün e, haberlerde gördüğüm e, kadarıyla e, Galatasaray bon servisini alacakmış diye bir e, haber çıktı. Ben Fatih Hoca'nın zaten Mustafa Muhammed'i beğendiğini, istediğini hep biliyoruz. Bunu zaten kendi ağzıyla da söyledi. Mustafa Muhammed'i çabuk kaybetmemesi gerek gerektiğini de söyledim Fatih Hoca'nın. Kendi açımdan bu şekilde değerlendirdim. Kaybetmemeliyiz. E, potan, yine potansiyeli olan bir futbolcu. Yine genç bir futbolcu bizim için. E, burada yine yukarı doğru çıkarsa Mustafa Muhammed Yine Galatasaray için e, bon servis bedeli olarak çok fazla para getirebilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İngiltere Premier Lig veya farklı bir lige giderse özellikle Fransa'dan çok fazla ilgi var Mustafa Muhammed'e. Biliyorsunuz ki son anda transfer olmamıştı Fransa ligine. E, Mustafa Muhammed de Galatasaray'da izlenen futbolcuların başında geliyor. Bunu da söyleyelim. Galatasaray bon servisini alacak mı 4 milyon euro, 4 milyon dolar karşılığında bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bence alacak. Yani Mustafa Muhammed'in performansı yukarı çıkacak. Benim kanaatim bu şekilde. çünkü potansiyelini hepimiz biliyoruz. Ne kadar iyi oynayabildiğini, ne kadar neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz bence Mustafa Muhammed de Galatasaray kadrosunda kalacak. Umarım kendisi de ister ve performansını biraz daha yukarı çeker. Evet sevgili dostlar yayınımızın sonuna geldik. Yaklaşık 11 dakikalık bir yayın yaptım sizlere. Genel değerlendirme hem Kerem Morutsan ve Galatasaray transfer gündemini sizlerle birlikte değerlendirdik. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Yorumlarda aşağıda birlikte değerlendirmeler yapalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.